Görev yaptılar. Şu an için durumun burada sakin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu sessizliği, bu sükuneti özellikle e, Boğaz Köprüsü, Birinci Köprü tarafından gelen, Çengelköy tarafından gelen silah sesleri e, zaman zaman bozuyor. E, yakın zamanda bir patlama sesi geldi. Yine e, bulunduğumuz noktaya doğrulanmamakla... Sivil Havacılık Daire Başkanlığına da yine asker girdi. Burada da şehitler var, sivil ölümleri var. Toplam sayı 3 noktaya yönelik askerin e, saldırısı, 3 noktaya yönelik e, müdahalede. 42 kişi yaşamını yitirdi, 60'ın üzerinde de yaralı var. Bu bilgileri Ali Çalık bizden... Araçlar hem insanlar vardı, tabii zaman zaman bu yolda ilerlemek isteyen ambulanslar da gidemedi. Zor anlar yaşadı bu yoğun kalabalıkta. İnsanlar hep birlikte Atatürk Havaalanı'na gelmek istediler ve Atatürk Havaalanı'nın girişi tamamen kilit oldu. Dediğim gibi 11 gibi yola çıkmıştık Taksim binamızdan yaklaşık 2,5-3 saatte ancak Atatürk Havaalanı'na ulaşabildik. E5 bu şekildeydi, sahil yol yolu da aynı şekilde kilit noktasındaydı. Sadece bu tarafa geliş değil aynı şekilde gidiş yönü de tamamen trafik kilit noktasındaydı.